Merhabalar, ben Ulaş Can. Sicit yani Türk özel yayınına hoş geldiniz. Bugün uzaklardan bir konuğumuz var. Konuğumuz e, Yunanistan'ın en büyük üçüncü şehri. Patras'ın Yunan Komünist Partili Belediye Başkanı Sayın Kostas Perididis. E, hem Türkiye'ye hem yayınımıza hoş geldiniz. Öncelikle davet <laughs> için, sonra da bu güzel konuşma için teşekkür ederim. Günümüzde siyaset iki partili bir alana sıkışmış durumda. Özellikle... Burjuva demokrasisinin olduğu ülkelerde e, siyaset muhafazakar veya demokratlar diyebileceğimiz e, iki seçeneğin arasına sıkışmış. Kendisi yerelde de olsa e, iki dönem ve geçtiğimiz ayında, e, geçtiğimiz Ekim ayında e, üçüncü dönemini kazanarak e, üçüncü dönemine adım atmış oldu ve e, bir alternatif yaratmış oldu Yunanistan'da. Yunanistan Komünist Partisi ve Sayın Peledidis. Eee Burada bu tecrübelerinden yararlamak isteyen dünyanın başka yerinden komünistlere veya sosyalistlere veya alternatif olacak diğer partilere neler söylemek ister ve nasıl bir belediyecilik anlayışı yürütüyor? Ne yazık ki Yunanistan'da iki parti oluştuğu ve bunların zenginliğe sahip olduğu ve hükümette el değiştirdikleri doğrudur. Patrada'da ve bazı belediyelerde ki şu an 6 belediyeyiz, daha ilerici bir adım atmayı başardık. Genelde diğer belediyeler göreve geliyor ve egemen güç sistemine hizmet etmeye devam ediyorlar. Biz Patra'da bir yön seçtik ve zenginliğe sahip olanların yanında olmayı değil, işçi, çiftçi, meslek sahibi ve serbest çalışanların yanında olmayı seçtik. Biz sadece belediye yönetimindeyken değil, sürekli bir değişimi sağlamak için büyük bir çaba gösterdik. Bir geçmişimiz var. Hepimiz hakkımızı savunmak, gerçekler hakkında konuşmak için bir cephe oluşturduk ve sonra belediyeye seçildik. Bizim diğerlerinden farkımız sadece açıklama yapmayışımızdır. Diğerleri sadece lafta kalıyor. Sorunlarımızın olduğu, daha fazlasına ihtiyaçları olduğunu, sorunlarının çözülmesini istediklerini belirten çok güzel açıklamalar yapıyorlar. Ancak bunlar sadece lafta kalınca ve hükümet bunlara cevap vermeyince bunun ülkemizde ve Türkiye'de de olduğuna inanıyorum. Hükümet ekonomik çıkarlara hizmet ettiğinde bu hükümetin değil ekonomik çıkarların iktidarda olduğu anlamına gelmektedir. Ve buna göre sadece lafta kalır ve daha ileriye gitmezlerse hükümet bizim ihtiyacımız olan tohumu parayı vermemeye devam eder. Sen belediye yönetimi olarak ne yaparsın? Vatandaşlara vergi koyarsın ki sorunlar çözülsün. Biz ise tam tersini yapıyoruz. Biz buna hayır diyoruz. İki farklı taraf olduğumuz için biz daha büyük bir grubu oluşturuyoruz. Diğerleri daha azınlıktadır. Ve bazı sorunları ortaya koyuyoruz ve taleplerde bulunuyoruz. İlk olarak talep ettiğimiz şey devletten gelmesi gereken kaynaklardır. Devlet gelirlere odaklanıyor ve bunun sonucunda bu gelirlerin bir kısmı bize gelmeli ki bunlar bize gelmiyor. Diğer belediyeler, belediye başkanları ve belediye yönetimi parayı istiyorduk diyorlar. Biz ise hayır diyoruz. Bu paraları sorunlarını çözmesi için halka vermeniz lazım. Çünkü hakları diyor. Bazı belediyeler biz de para istiyoruz diyorlar. Bu parayı neden almadığımızla ilgili soru sorduğumuz zamansa buna cevap veremiyorlar. Belediyenin almadığı parayı zengin insanların yani azınlığın aldığını belirtmemiz lazım. Bu bizi ayıran bir çizgidir. Peki Patra'da biz farklı ne yapıyoruz? Biz buradaki çoğunluğu yanımıza almayı başardık. Gidiyoruz ve kanun koyuyoruz. Konuşma kısmını bitiriyoruz ve nedene odaklanıyoruz. Çözüme de gidiyoruz. Hak ve gerçek için mücadele eden bir taraf oluşturduğumuz için bu büyük bir güç yarattı ve böylelikle tüm çatışmalara rağmen başarılara imza attık. Ne gibi başarılarımız oldu? Örnek olarak şirketlerin geliştirmek için almak istediği kamusal alanlarımız vardı. Patra halkını karşılarına alarak bir toprağa, araziye alarak oraları bireysel iş alanlarına dönüştürmek istiyorlardı. Ama biz onların karşısında durduk ve onları yendik. Bu zaferle biz kocaman bir park kazandık. Kamusal alan kazandık. Şehirdeki park alanları büyüdü. Başka ne kazandık? Uğraştık ve odak noktamıza çocukları koyduk. Neden planlarımız arasına bunu da ekledik? Milyarlarımız yok. Ama az paramızla az para alıyoruz çünkü. Çocuklar için önemli olanı belirledik. Önceliğimiz ne oldu? İlk önce çocuk hakları. Neden önce çocuklar da başkaları değil? Çünkü çocuklar yardım etmek gereken bir yaşta ve bunun yanı sıra gelişmesi gereken bir yaştadırlar. Ve onları eğitmen gerekir ki küçük yaşta haklarını talep etmeyi öğrensinler. Onlara hiçbir şeye hakkın yok deyip de kenara geç diyemezsin. Mücadelemizle biz bunu başardık. Okullarımız daha iyi çalışıyor. Ve daha çok kreşimiz var. Bu kreşleri geniş halk kesimlerinden insanlar kullanabilsin, çocuk parkları olsun ve yaz aylarında çocuklar için çocuk yaz kampları kurulsun ve bunlar bedava <gülüyor> sağlansın <gülüyor> ki kendilerini <laughs> mutlu hissedebilsinler, tatillerini güzel geçirsinler <laughs> ve hayatımızda eğlencenin de olduğunu anlayabilsinler okullarında okul kalitesi iyi olmayan çocuklara onlara çıkış yolu sağlayabilmek daha iyi yerlere gelebilmeleri için halk dershaneleri kurduk. Çünkü hayatlarında iyi bir yerde olmayı talep ediyorlar. Bu yolda atletizmeden müdahale etmemiz gerektiğini anladık. Neden çocuk ve atletizm? Çünkü çocuğu serbest bırakırsın ve ona çıkış yolu gösterirsin. Ki bu hükümet çocuklara bunu sağlamıyor. Ve bu nedenle Çocuklar kendi çabalarıyla yollarını bulamıyor ve yanlış yollara savruluyorlar. Ve şiddete, doğru olmayan davranışlara başvuruyorlar. Peki biz ne yaptık? Spor alanları için ön hizmetler hazırladık ki bunları çocuklarımıza bedava sağlayarak çocuklarımıza bir çıkış yolu sağladık. Çocukların korunması çerçevesindeki bir ortam bir a oluşturduk ki aynı zamanda çocuklarımızı etik değerler talep etmeye teşvik edebilelim. Bu kültürel konular için de geçerlidir. Aynı zamanda şehrimizde talep eden insanlara sahip olmayı ve şehrimize ilk kez güzel çalışmalar kazandırmayı başardık. Neden? Çünkü talep etmediğimizi söyleyen hükümete ve zenginlik sahiplerine karşı halkı çıkarlarını belediye yönetimiyle birlikte savunmaya yönelttik. Çünkü beraber hareket ettiğimizde başarı elde ederiz. Böylece Patra sürekli çalışarak sorunlarını çözüyor ve ilerliyoruz. Tabii ki burası cennet değil ve tüm sorunları çözemedik. Ancak biraz rahatlayabildik. Halka bitmek bilmeyen vergileri daha az bir şekilde ödeyebilme imkanı verdik. Bedava su ihtiyaçlarına yönelik imkan sağladık. Zenginliğin yaratanları olan halka ve işçilere saygı gösterilmesini sağladık. Ne yazık ki insanların kendi çalışmalarının sonuçlarının zevkini çıkarması gerekirken, bu büyük miktarları diğerleri yani azınlıklar alıyor. İkinci sorumuzda uluslararası gündemle ilgili. E, malum NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiş dediler, yani gerçekleşti dediler. Ancak Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesiyle NATO eskisinden daha saldırgan bir tutum izlemeye başladı ve içine Finlandiya'yı ve İsveç'i de alarak genişlemeye devam ediyor. Bazı uzmanlarda Ukrayna'daki savaşın Moldova'daki, Moldova'daki transdinyestler ve bazı bölgelerdeki oluşabilecek gerginliklerle Doğu Avrupa'ya sıçramasından endişe ettiklerini belirtiyor. Böyle bugünkü senaryoda ve daha e, olası daha kötü senaryoda hem Yunanistan üzerinde komünistler hem bölgede bu sıcak bölgede sıcak bir çatışmaların olacağı bölgedeki komünistler nasıl bir anti emperyalist mücadele yürütebilirler? Είμαστε σε μια περίοδο που έχουμε όξυνση ton imperialistikon Öyle bir dönemdeyiz ki emperyalist çatışmalar büyümektedir. Bir tarafta NATO, diğer taraftansa çatışma içinde olan geri kalanlar. Sonuç şu ki dünyada, ülkemizde, Yunanistan'da ve Türkiye'de çok büyük bir tehlike var. Biz ne diyoruz? NATO'ya karşıyız ve genişlemesini istemiyoruz. Tam tersine feshedilmesini istiyoruz. Emperyalist rekabet istemiyoruz. Ekonomik rekabetlerin arkasında halkın ekonomik çıkarları olsun istiyoruz. Ve bu nedenle zenginliği üretenlerin iktidara gelmesi ve savaşın bitmesi için mücadele ediyoruz. Biz ne yapıyoruz? Yunanistan'da mücadele ettiğimiz şey Öncelikle ülkemizin bu rekabete katılmamasıdır. Bu da ne biri ne de diğerinin yanında yer almamasıdır. Bunlara katılımın olmasına izin vermemesi savaş gemilerimizin NATO ve emperyalistlerin çıkarlarına hizmet etmeye gitmemeleri için protesto yürüyüşleri yapıyoruz. Bu yüzden ki askere fırkateyn ve savaş gemilerine hizmet eden halkın çocuklarının sınırlarımızın dışına gitmemesi için mitingler yapıyoruz hiçbir Yunan askeri Yunanistan dışına çıkmayacak. Bununla şöyle bir sonuca varacağımızı düşünüyoruz. Uluslararası barış için mücadele eden ve rekabete karşı duran bir kitle oluşturuyoruz. Böylece ve bu mücadeleyle farklı mesajlar da gönderiyoruz. Silahlandırma alanında olan rekabeti gösteriyoruz. Örnek olarak ülkemizde silah sisteminde gücümüzü artırmamız gerektiğini söyleyen bir hükümet var. Silah sistemi ne dediklerinden bağımsız olarak NATO'nun ihtiyaçları içindir. Biz iki fırkateyn aldığımızda Türkiye dört tane alıyor. Biz iki uçak alıyoruz, Türkiye dört tane alıyor. Sonra sekiz, on altı sırasıyla bu böyle devam edip gidiyor. Biz de dönüp bunun kimin çıkarını olduğunu anlaması için halkımıza göstermeye çalışıyoruz. Ödeyenin kim olduğunu fark ettirmek için emperyalistin çıkarlarını halk ödüyor. Emperyalistlerin çıkarları için halklar öldürülüyor. Biz de gelip diyoruz ki bunların kimsenin çıkarını olmadığını öğrenmeliyiz ve NATO dağılmalı. Ve tabii ki dünya çapında çalışan, birbirleriyle çatışmayan güçler, yani işçiler, çiftçiler, meslek sahipleri egemen olmalı ki barış dünya çapında sağlansın. Evet, konuğumuz Yunanistan'ın en büyük üçüncü şehri Patras'ın belediye başkanı, Yunan Komünist Partili belediye başkanı Sayın Kostas Beledidis'ti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz yerimize katıldığınız için. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.